Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'de politik sistem ve toplumsal ders sorunlar dersimizi işleyeceğiz. Üçüncü haftasını işleyeceğiz. Bir ufak kusura bakmayın. Bir ufak kesinti oldu. Şimdi tekrar toparladık. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Bizim internetimiz ile alakalı. Herkese merhaba tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. E, bugünkü dersimizi birlikte sizlerle beraber yürüteceğiz. Türkiye'de politik sistem ve toplumsal sorunlar. Ben bir yandan dediğim gibi yine ufak bir ara, e, sıkıntı oldu. Şimdi atlattık e, diye düşünüyorum. Yani bir yandan öte taraftan da dersi de orada başlatalım. Daha önceden de söylediğim gibi YouTube'dan normalde ders işliyoruz ama öte yandan da toper e, Kulus'tan da sesimizi en azından başlatmış olalım orada. En azından burada görüntü olarak en azından görmüş olun. Ama bizim için önemli olan e, tabi e, bu noktada daha ziyade YouTube'dan devam etmek. Hatta ekran olarak da bunu biz buradan gösterebiliriz. Ama bizim için dediğim gibi önemli olan e, YouTube'dan derslerimizi yapmak. Bugün sizlerle birlikte ee, daha önceden de söylemiştim. Kontrol edelim. Mecburiyetten açıyoruz dediğim gibi daha önceden de söylediğim gibi. Sizlerle birlikte e, Türkiye'de sivil ordu ilişkileri hatırlarsınız geçtiğimiz hafta Türkiye'de politik sistemi tanıtmıştık. Bir politik sistem nedir? Anayasal açıdan nasıl değişimler olmuştur? Aynı zamanda Türkiye'de e, Yönetim sistemleri açısından hangi değişiklikler temel dönüşümler olmuştur? Bunların tarihsel gelişimdeki rolleri nelerdir? Biraz da seçim sistemleri üzerine yine böyle bir genel bir ders yapmıştık. Bundan itibaren de yavaş yavaş artık Türkiye'nin temel toplumsal sorunları üzerine konuşmaya başlayacağız ve Türkiye'deki politik sistem acaba bu sorunlar içerisinde nasıl yer alıyor? Nasıl değerlendirilmesi gerekiyor? Bunlar üzerine biraz dediğim gibi dersimizi birlikte incelemeye çalışacağız. En azından irdilemeyi bundan sonraki aşamalarda bu sorunlar üzerine konuşmaya başlayacağız. tabi ee, tabii şunu ifade etmiş olalım. Hani tam sayımız artık bu ekle bırak haftasından sonra da netleşti gibi. Ee, bundan sonraki süreçte sizle daha önceden de konuşmuştum hatırlarsınız. Ee, bir vize ve bir final, formatımızın olacak. bir de sunum formatımız olacak. Onu da detaylarını vereceğim. Özellikle vizeden sonra iki kısımda hatta finale yakın bir zamanda sizden bu sunumları isteyeceğim. Nasıl yapacağız? Hani şunu kesin bir şekilde size söyleyemiyorum. Şundan dolayı söyleyemiyorum arkadaşlar. Malumunuz haberleri takip ediyorsunuz görmüşsünüzdür. yakın zamanda tekrar bir tartışma alevlendi. üniversitelerin tekrar işte eğitim noktasında bazı tartışmalar söz konusu yüz yüze eğitim noktasında ya da hibrit artık nasıl adlandırılıyorsa bu hafta herhalde bilim kurulunda görüşülecekmiş. Dolayısıyla yine yeniden bu tartışmalar alevlendiği için önümüzü biz de hala maalesef yine her zamanki gibi göremiyoruz Bir, bir iki hafta en azından durumun ne olacağını bir görelim gerçekten okulların açılması bir dönemi için mümkün olacak mı olmayacak mı ki ben hala bunu çok e, olabileceğini düşünmeyenler dedim ama hani e, başka etmenler başka faktörler e, vesaire e, bunun içerisine e, girebilir. Ee, Adem yarınki dersim saat 11'de siyaset sosyolojisi. Ee, dediğimiz gibi bunlara bakalım. Bir önümüzü net bir şekilde görelim. Hani hibrit mi olacak? işte ne, ne eğitimi olacağına dair en azından bir herhalde bir iki hafta içinde artık kesin bir e, nihai bir cevap verilir. Ona göre o sunum formatını vesaire konuşacağız ama acelesi yok. Yani dediğim gibi zaten %15'lik bir kısım olacak. Ee, ve finale yakın bir zamanda onu konuşacağız. Sizden ne istediğim çok Komplike bir şey istemiyorum ama dediğim gibi şu anki koşullarda farklı bir karar verilir. O yüzden biraz beklemekte fayda var. Şimdilik acele etmeyelim dedim. Ee, özellikle bu haftaki dediğim gibi tartışmalardan sonra herhalde dün Sağlık Bakanı da bu hafta konuşacağız demiş. O yüzden bir bekleyelim görelim. Ee, ona göre de nihai bir formatı sizlerle birlikte konuşmuş oluruz sunumla alakalı ama normal vize ve final çerçevemiz devam edecek. Onunla ilişkin arkadaşlar herhangi bir tercih değişikliğimiz vesaire mevcut değil. Bunu da tekrar ifade etmiş olalım. Bugün neyi konuşacağız? Tabii kısa hatırlatmadan sonra bugün konuşacağımız konu üzerine biraz değmeye başlayalım. Makaleyi Karatik'in yükledim arkadaşlar. Muhakkak Makaleye ulaşma noktasında sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa söylesin. Bu ekle bıraktakiler güncellenmemişti onu ben görüştüm zaten halledildi o mesele diye düşünüyorum. Ama yine öyle bir sorun olan varsa uzem.karatekin.edu.tr'ye ulaşsın. Sistemde en azından dersi göremiyoruz. Bunu da tekrar söyleyeyim. Özellikle ekle bıraklarda böyle bir kısa bir sıkıntı yaşanmıştı. Hallettik bir şekilde. Ee, ve bugün sizlerle dediğim gibi bu çerçevede Türkiye'de politik sistem toplumsal sorunları içerisinde yine önemli bir sorun olan aynı zamanda Türkiye'de aslında günümüzde bile bugün bile geçtiğimiz hafta hatırlarsınız bir anayasa mahkemesinin üyesinin. Yapmış olduğu bir paylaşımla tekrar konuşulmaya başlamıştı Türkiye'de darbe e, meselesi. Aslında sivil ordu ilişkileri içerisindeki en önemli konulardan birisi. Biraz bunun tarihçesine bakacağız. Bakalım bu tarihçede biz neleri görürüz, gözlemleyebiliyoruz. Nasıl bir değişim, dönüşüm olmuş. Bunları e, anlamaya birlikte sizlerle çalışacağız. Bir ufak bir makale yükledim. Yaklaşık 25-30 sayfalık. bir makale. E, yine e, Ali Karaosmanoğlu'nun bu konudaki e, makalesi. ...bunu tekrar buradan oynatmaya çalışalım. Sağ tarafa geçiş geçeceğim. Ee, buradan... E, ...aslında baktığımız zaman... bizim sizde odaklanacağımız... E, ...husus elbette... ...tarihsel gelişme. Tarihsel gelişmeye ilk bakacağız. Yani tarihsel gelişmeden kastımız nedir? Aslında Osmanlı'nın o son döneminden itibaren... E, ...bizim e, gördüğümüz... E, ...temel... ...sivil-ordu ilişkileri nasıl... ...anlaşılıyordu? Tabi Osmanlı... ...baktığımız zaman... 18. ve 19. yüzyılda siyasi tarih derslerini yine görmüş olduğunuz gibi o reform süreçlerini aynı zamanda askeri alanlarda da silahlı kuvvetler alanında da e, benzer şekilde başlatmıştı. Hepinizin yine e, bu noktada görmüş olduğu üzere. E, bunu yine kapatalım. Bu herhalde e, pek verimli olmayacak. Buradan sesi açalım. En azından izleyecek olan arkadaşlar varsa ki dediğim gibi tavsiyem YouTube'dan izlemeniz. Bunu da tekrar ifade etmiş olalım. Evet, tarihsel gelişme içerisinde böyle bir durum söz konusu. Bunu tekrar söylemiş olalım. Tarihsel gelişmede en azından ordunun bu noktada askeri reformlarla Osmanlı'daki askeri reformlarla paralel bir çerçeveden süreci yürüttüğünü biz söylüyoruz. Tabi ordunun bu süreci yürütür iken. Cumhuriyet tarihinden itibaren o askeri reformlar sürecinden sonra Osmanlı'nın o reformlarının kısmen başarı hatta büyük çoğunlukla başarısız olması olan o büyük savaşlar işte Balkan Savaşı, e Birinci Dünya Savaşı gibi büyük e savaşlar ve o savaşlardan elde edilen o e Ciddi anlamdaki yenilgiler ve Osmanlı'nın çöküşü ondan sonra bizim Cumhuriyet tarihiyle birlikte aslında sivil ordu ilişkilerinin bir önemli konu haline dönüşmesine de aynı zamanda yol açacaktı. Bunu da tekrar ifade etmiş olalım. Peki nasıl bir e, sorun bu noktada e, yaşanacaktı? Ara ara bunları da yine kontrol ediyorum arkadaşlar. E, bunu da söylemiş olayım. Ee, bu çerçeveye de tekrar bakalım. Ee, peki nasıl bir sorun, nasıl bir çerçeve ee, olacaktı? Neyi konuşuyor olacaktık? Önce Cumhuriyet tarihinde tabii bizim burada baktığımız o bizim bugün konuştuğumuzu genel, genel kurmay başkanlığı ya da Milli Savunma Bakanlığı yani askerin siyaset içerisinde savunma bakanlığı olarak nasıl yer aldı ya da askeri bir kurum olarak nasıl yer aldı. Bu önemli bir konu. İlk tarihsel süreç içerisinde odaklandığımız. Neden önemli dersek 20'den 24'e kadar genel kurmayın biz bir vekalet, yani bakanlık olarak varlığını biz görüyoruz. E, fakat daha sonra 1924'te vekaletten riyasete yani başkanlığa dönüştürülen e, ve aynı zamanda reisi e, cumhurbaşkanının e, tarafından e, tayin edilen başbakanın teklifiyle, başvekilin teklifiyle ee, ama daha önemli olan bizim o zamanki gücünü en azından görebilmek adına göstermek için özel bir e, statüye e, sahip çünkü ilerleyen aşamalarda biz bunu konuşacağız Genelkurmay kurmay başkanının siyaseti olan e, e, en azından e, çerçevesini e, çizebilmek adına e, burada e, biz e, bu çerçeveyi en azından sizlerle incelerken, işlerken hep bu özel statünün ne kadar önemli olduğunu anlamaya çalışacağız. Çünkü bu şu açıdan önemli. İşte ne demiştik? Siz bunu birçok dersinizde görmüşsünüzdür. Kurtuluş Savaşı süreci içerisinde de bunu en azından tespit edebilmişsinizdir. Hep şu tartışılırdı. Sivil siyaset, Kurtuluş Savaşı esnasın, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün sivil siyasette askeri siyaseti birbirinden ayırma çabası ya da girişimleri vardı. Hatta Atatürk'ün ittihat ve terakki'den ayrılmasının temel sebebinde de buydu. Özellikle ittihat terakki içerisinde askeri siyasette askeri de siyaset arasındaki iç içe geçmişlikten şikayetçiydi. Dolayısıyla bu şikayetçilik aslında Atatürk'ün dediğim gibi bu ayrımı biraz yapmak. Bir yandan da askerin çok fazla siyasete dahilini e, önlemek için de böyle bir özel statü aslında biraz bunu evdeflemekte. Bir diğer unsur da e, bu özellik statüsünün aslında kime e, verildiğini de tespit etmek lazım. O isim de o dönemin aslında en önemli en itibarlı komutarlarından birisi olan ve rütbesine sahip Fevzi Çakmak uzun yıllar boyunca 1944'e kadar genelkurmayın başında e, hem Atatürk'ün e, dediğimiz gibi e, en yakın e, bu noktadaki isimlerinden birisi ee, aynı zamanda yine yapılan düzenlemelerle de e, Atatürk'ün denetim ve gözetimine de bu noktada açık hale gelmiş. Biraz da meclis denetiminden uzaklaştırılarak o özel yapıyla birlikte böyle bir yapılanma olduğunu bileceğiz. Bu bizim için bu noktada elbette önemli ve dediğim gibi hani Atatürk'ün denetim ve gözetiminden kasıt aslında Atatürk'ün o askeri siyasetle sivil siyaseti ayırma e, çabasının da e, o dönem içerisinde basit bir tezahürü olarak karşımızda duruyor. Bunu tekrar ifade etmiş olalım. Peki ondan sonra ne oldu? Biz 45'lerden sonra yani 44'e kadar Fevzi Çakmak Genelkurmay Başkanı sonra bir Genelkurmay Başkanlığı özel kaldırılarak Başbakanlığa bağlanıyor. 49'da ise tekrar bir değişiklik olup Birliği Savunma Bakanlığı'na devralıyor. Yani bu değişiklikler o dönemde biraz sık. Bunun temel sebebi de şu arkadaşlar. 1940'ların sonu bildiğiniz gibi Türkiye'nin hem bu noktada Batı bloğuna NATO'ya dahil olma süreçleri. Hem de Amerika ile olan iyi ilişkileri ve Amerika'nın yardımları ki Truman doktorunu daha sonra Marshall yardım biliyorsunuz ve o yardımların bir kısmının askeri yardımlar olması Amerika şunu istemişti o dönem içerisinde bu etmenleri düşündüğümüzde biz tek muhatap istiyoruz biz yani e, en azından bu askeri yardımları yaparken karşımızda bir bir tek muhatap görmek istiyoruz bu sebeple de en son Genelkurmay Başkanı e, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmıştı. Ama e, bugün özellikle çok tartışılır, hala da tartışılır işte e, ki biliyorsunuz Milli Savunma Bakanlığı hala varlığını sürdürmekte Genelkurmay Başkanlığı ile birlikte. E, en azından askeri teşkilatın geçmiş dönemlerdeki o çift başlılığının hep tartışıldığını e, görebilmekteyiz. İşte 27 Mayıs 60 darbesinden sonra 61 anayasasıyla Genelkurmay Başkan, Başkanlığı'nın başbakanlığı. E, bağlanmakla söz konusu olması bunun da anayasal teminatı ki 2007 muhtarasında bu konu çok konuşulmuştu hatırlarsınız. Dolayısıyla biz tarihsel süreç içerisinde hep bir, bir çatışma hali bir tarafta siyaset, siyaset içerisinde yürütmenin organı içerisinde bir bakanlık, Milli Savunma Bakanlığı, diğer tarafta Genelkurmay Başkanlığı özellikle 60'lardan sonra Başbakanlığa bağlı olan. Tabi bu e, aslında sivil siyasetle askeri e, sürecin iç içe geçmişti ama zaman zaman da çatışmasına da e, yol e, açacaktı. E, Tabi daha sonra en azından bizim e, ilgilendirdiğimiz makalenin devamında özellikle e, işte Atatürk'ün demin size bahsetmiş olduğum ordunun siyasetten arındırılması fikri o dönemken en azından yapılanlar ama daha sonrasında 60'larla birlikte biz sürecin biraz daha farklı bir not, rotaya çizildiğini görüyoruz. Ee, tabii Tabi e, serbest seçimlerle iktidara gelen sivil otoriteye tabi olmak yerine Atatürk döneminde böyle bir şeyden zaten pek mümkün değil. Çünkü hem tek parti yönetimi var hem de Atatürk dediğimiz gibi bu sivil siyasete girmeyi biraz da önlemek için kendi kontrolü altında tutuyor. Ama ne zaman ki biz e, serbest seçimlere geçtikten sonra aslında olması gereken sivil siyaset içerisinde bu ayrım yani askerin kendi konumunun ayrı olması gerekiyorken 40'lardan e, 50'lerden sonra askerin kendi içerisinde bir özel alanlar oluşturmaya e, başladığını görüyoruz ve bu özel alanları oluşturmak zaman zaman da e, bu özellikleri de aşarak e, askeri darbeler dönemine Türkiye'nin e, geçtiğini bize e, gösteriyor. Bunların da altını tekrar çizmiş olalım arkadaş. Tabi e, nedir bu e, darbeler dönemi dersek, hani ben bunu derslerimde daha önceki derslerinde de aynı şey e, söylüyorduk. Ne zaman ki Türkiye'de işte bu çok partili hayata geçiş, serbest seçimler, milli irade kavramı ortaya e, çıktı. E, o zamanla birlikte aslında o sivil siyasetin artık tam anlamıyla hakim olması bekleniyordu. E, fakat bu beklenti e, e, o dönem içerisinde gerçekleşmeyecekti. Özellikle Demokrat Parti'nin ilk dönemlerinde en azından 1950'lerin başında aslında askeri kanat ile askeri yönetim ile doğrudan doğruya bir çatışma hali söz konusu değil. Tam tersine Demokrat Parti'nin NATO üyeliği politikası, NATO'ya olan yakınlaşması ki o dönemki askeri kanat içerisindeki işte komutanların da buna e, tabii e, e, olumlu bakması ki modernleşme özellikle askeri alanda da bir modernleşme olacağını düşünerek hani NATO'ya giriş her anlamda olduğu kadar işte askeri anlamda da güvenlik açısından da modernleşmeye e, cevaz verir en azından e, bunu sağlaması için. Bir demokrat parti yani desteklemeyelim ama olumlu pozitif ilişkilerin olduğunu biz görüyoruz. Tabii demokrat parti de bu noktada askerlere dediğimiz gibi olabildiğince ılımlı olumlu bir politika anlayışı gidiyordu. Hani en azından iki taraf, iki aktör arasında bir gerilimin olduğunu pek söyleyemeyiz. Fakat işte burada bir fakat noktası koyuyoruz. Özellikle Demokrat Parti'nin 54'ten itibaren ve özellikle 57-60 son döneminde hem gücünü kaybetmeye başlaması, gücünü kaybetmekle birlikte daha sonra Demokrat Parti kuruluşunda hepinizin bildiği üzere konuşmuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti dönemindeki o uygulamalarından doğan rahatsızlıktan doğmuş bir parti ve demokratikleşme iddiasıyla kurulmuş bir partinin 57-60 döneminde tam tersi gücü kaybetme korkusundan dolayı antidemokratik uygulamalara girişmeye başlaması. Bu antidemokratik uygulamaları doğrudan doğruya bir siyasi partiye, ve e, Cumhuriyet Halk Partisi ve onun liderine ki o dönemki lideri de aslında baktığımız zaman hani ne demiştim 50'lerdeki askeri kanatla olan ilişkilerin belki de bozulmasının bir sebebi de buydu. Onun lideri olan ve askeri kanat içerisinde hala oldukça sevilen saygı duyulan bir isim olan İsmet İnönü'ye yönelmesi. Şimdi bütün bu etmenleri bir araya getirmeye başladığımız anda artık yavaş yavaş askeri kanat içerisinde e, siyasi iktidardan duyulan hoşnutsuzlukların daha da arttığını biz Görebilmekteyiz ve bu hoşnutsuzluklar da dediğimiz gibi daha sonraki aşamalarda 27 Mayıs sürecine darbesine bizi götürecekti. Ben bunu en azından şu şekilde değerlendirebileceğimizi söyleyebiliriz. En azından şunu ifade edelim: Siz bir yerde bir delik açarsanız, ben bunu hep böyle bir örnek veriyorum. O delik hiçbir zaman aynı şekilde kapanmaz. Aslında Türkiye'de sivil-ordu ilişkilerinde bir delik ilk defa 1960 tarihinde açılmıştır. Ve deliği açtığınız anda o delik e, her fırsatta e, tekrar büyümek ya da bir tekrar e, kendini göstermek için e, açılmaya devam edecektir. Hani bir şeyi bir kez bozarsanız onu tekrar aynı şeye getirebilmek elbette çok zordur. Hani Türkiye'de aslında sivil ordu ilişkileri de bu şekilde değerlendirmeli ve bunun ilk miladı da e, belki o dönem içerisinde e, bu e, husustu yani e, 27 Mayıs 60 darbesiydi. Tabi ondan önceki süreçte şunu da ifade etmek gerekiyor hani sivil ordu ilişkilerini anlamak için 27 Mayıs'tan kısa bir süre önce 58 ve 59'da hani makalede yazmıyor söylemiş olalım aslında bazı girişimlerde mevcuttu hatta bazı subayların o dönem içerisinde bir askeri en azından kalkışma hareket noktasında hareket ettikleri raporları geldi ama dönem içerisinde dediğimiz gibi Menderes'in bu raporları çok ciddiye almadığı Askerle arasının iyi olduğunu söylediği ve bunları bir nevi göz ardı ettiğini biz görüyoruz. Ama artık yavaş yavaş 57'den sonra hani tablo biraz daha netleşmeye başlayacaktı. Tabi 60 darbe sonra dedik ki hani deliği bir kez açarsanız o delikten herkes girmeye çalışır. Darbe gerçekleştikten sonra ortaya bir anayasa ki Anayasal süreçlerde bahsetmiştik ee, aslında her ne kadar e, olumsuz özellik olarak askerin gücünün e, arttığı bir anayasa olmasına rağmen sivil haklar ve özgürlükler açısından da oldukça demokratik bir anayasaydı ee, ama her ne kadar biz sivil açıdan bu özgürlükleri temel hakları ön plana koyan bir anayasa olduğunu öngörüyoruz söylesek de öte yandan baktığımızda askerin gücünün ilk defa artık anayasal düzlemde de korunmaya başladı bir hatta kısa yani çok ciddi olmasa da bir artış 12 Eylül gibi olmasa da bir artışı olduğunu görüyoruz. Tabi böyle bir şey elbette askerin bu noktada memnun olmadığı siyasi iktidarlardan yani kurtulmak ya da onları etkisiz hale getirmek için hareketlenmesine de yol açacaktı. Bunun en yakın tarihli 60'tan sonraki süreci de hepinizin bildiği gibi Albay Talat Aydemir liderliğinde gerçekleşmiş. Talat Aydemir ve kendi yakınındakiler 60 darbesinden sonra istenilenin gerçekleşmediği, sivil siyasete çabuk dönüldü işte bir süre daha askerin idaresinde sürecin yürütülmesi gerektiği gibi işte buna benzer sebepleri öne sürerek iki defa 62 ve 63'te darbe girişiminde bulunmuştur ki önemlidir. Özellikle büyük şehirlerde ciddi çatışmalar ve sürtüşmeler, mücadeleler ortaya çıkmış. Ama İsmet önünün yine o dönemki askeri kanat içerisindeki o sahip olduğu etkiyi iyi kullanarak bu darbe girişimlerini bir süre sonra başarısız hale en azından dönüştürmüş. Tabi o dönemde Cevdet Sunay'ın da Genelkurmay Başkanı'ndan sonra Cumhurbaşkanı olacak. Bu noktada desteklememesi de etkili olmuştu. Ama dedik ki hani siz bir kez bir şey açarsanız o delikten herkes girmeye çalışır. Bundan sonra Türkiye'nin özellikle o siyasi tarihindeki sivil ordu ilişkilerinde hep aynı şeyi görmeye başlıyoruz. Hani bir şey bir nevi hani dejavu mu diyelim artık ya da sürekli kendini tekrarlayan benzer bir olay mı diyelim. Benzer olayları biz her 10 senede 15 senede bir ki günümüzde de benzer şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Nedir bunlar? İşte 1971 İdeolojik çatışmaların 60 sonunda artması, işte sağ sol çatışması, diğer çatışmalar, suikastler, bir anda anarşi kavramının ortaya çıkması, işte bu güvenlik sorunları tekrar askerin içerisinde bir hareketlenme. Bu sefer ideolojik farklılıklar asker içerisinde bir tarafta işte Doğan Avcıoğlu'nun çizdiği o Türkiye'nin bu noktada demokratik sol devrim olarak demokratik devrim olarak milli demokratik devrim tam söyleyemedim pardon milli demokratik devrim anlayışı içerisinde askeri kanat içerisindeki bazı alt düzeydeki subayların bir şekilde hareketlenmesi bir yapılanma kurulması onun karşısında da daha sağ tarafta hatta kısmen muhafazakar tarafta kalan bir başka grubun Türk Sağlık Kuvvetleri'nde etkili olması. Bu her iki grup arasında bir bloklaşma, kamplaşma olduğunu biz görüyoruz. Peki bu neye yol açtı? İşte 9 Mart 1971'de önce bir en azından solda yer alan kesimin hareketlenmesi ama onların e, bu hareketliliği başarıya ulaştıramaması ve 12 Mart'ta da bu sefer muhafazakar sağ kanatta yer alan TSK içerisindeki grubun bir muhtıra vererek tekrar Türk siyasi hayatına e, müdahale etmesi. Hani muhtıra diyoruz ki Türk siyasi tarihinde bu muhtıra kavramı da o dönemde ilk defa ortaya çıktı. Hani el koymuyoruz ama isteklerimizi hani burada da ifade edildiği gibi yerine getirmezseniz el koyarız e, demek muhtıra ki biz bunu daha sonra 2000'de de 2007'de de görecektik. Dolayısıyla e, biraz da o mevcut e, burada doğrudan müdahale gerçekleşecek. Mevcut anarşik durum giderilsin işte bizim istediğimiz bir hükümet kurulsun isteği gerçekleşecek ve daha sonra da hatta bir sivil teknokratlardan oluşan biraz da askerin isteği doğrultusunda Nihat erim hükümeti kurulacaktı. E, tabii 12 Mart muhtırası ile birlikte o 60 ana, 61 Anayasasındaki demokratik düzenlemelerinden de ciddi anlamda geriye gidiş söz konusu olacaktı. Yani bu hani bizim size söylediğimiz o sivil ordu ilişkilerinde askerin sivil siyasete nasıl e, müdahil olabildiğinin de bize e, bir e, göstergesi, bir en azından çerçevesi e, olmuş olacaktı. Tabi e, bununla birlikte bir başka e, mesele, bir başka en azından e, husus 12 Mart'tan sonra e, elbette hepimizin bildiği 12 Eylül süreci. 80'den önce yaşanan istikrarsızlıklar, kaoslar hepiniz yine e, başka derslerinizden bilmiş olduğu gibi Tabii ülkenin ciddi anlamda o terörize hali, terör eylemleri, şiddet eylemleri sürekli bu halin ülkenin bütün geneline yayılması tekrar aslında bir beklenti noktasına geldi. Nedir bu beklenti? İşte asker hiyerarşik düzeni bozmadan bir müdahale etsin. i̇şte bu müdahaleyle birlikte işte işler rayına girsin. Aslında baktığımızda 12 Eylül'den biraz öncesine baktığımızda o dönemin siyasileri, işte dönemin başbakanı Demirel'in de e, muhalefette yer alan o dönem kısmen yine başbakanlık yapan Bülent Ecevit'in de e, baktığımızda bütün e, liderlerin de o dönemde e, bu şartların oluşturulduğunu bir şekilde bir takım dediğimiz gibi kuvvetler ya da güçler sayesinde e, bu şartların oluşturulduğunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde aslında bu şartların oluşturulması için uzunca bir süre beklediğini görebilmekteyiz. Çünkü aslına baktığımız zaman genel evrenin ya da evrenin etrafındakilerin bu planlamaları daha da önce hazırlamaya başladıkları fakat elverişli şartların oluşmasını beklediğini biz görüyoruz. Hatta şu da vardır tartışılır ki konuşacağız yine ilerleyen safhalarda o dönemde işte 12 Eylül'ün çok kısa bir süre öncesinde işte Maraş'ta yaşanan katliamlar ve Çorum'da yaşanan katliamlar bütün bunları askerin müdahale etmemesi ya da müdahale etme noktasındaki isteksizliği ya da diğer sağ-sol çatışmalarında yine askerin müdahale etmeme gayreti göstermesi. Bütün bunları etmen olarak incelediğimizde evet gerçekten bu sonuç en azından o dönemi siyasilerinin de oluştuğunu biz görüyoruz. Hatta işte buradan bahsediliyor Demir'in en azından bir söylemi, 12 Eylül'den kısa bir süre önce askeri en azından diyor ki ne isterseniz vereyim benden dört şey istemeyin işte dersim kanunu, tehcir kanunu ya da istiklal mahkemeleri ya da takviri sükun yani bir askeri darbe neticesinde oluşabilecek o kurumsal yapıları istemeyin. Onun dışında para isteyin, asker isteyin bir şekilde akan kanı durdurun diyor devreler askere seslenip. Aslında demokratik düzenden bir şekilde ayrılmaması talebi var ama en azından bunun bu talebin ciddiye alınmadığı bir şekilde ilerleyen safhalarda bizim karşımızda duruyor. Tabi bu noktada askeri vesayetin, askeri yönetim yapısının böyle bir hamle ile birlikte bu sonucu bize bir askeri darbeye dönüştürdüğünde çok net bir şekilde 12 Eylül'de görebilmekteyiz. Hani o sürecin hazırlanması demek aslında yavaş yavaş gidişatın oraya doğru dönmesi demek. Biz 80'lere kadar sivil ordu ilişkileri çerçevesinde özellikle askerin bu noktada sivil siyaseti düzenli bir tahakkümü altında kurmaya çalıştığını biz görüyoruz. Ve 82 anayasasıyla bu Tam anlamıyla kurumsallaştırılmak istiyor. İşte e, Milli Güvenlik e, Konseyi'nin o dönemde e, yapmış olduğu e, aslında o 82 anayasasının büyük çoğunluğunu o askeri vesayeti ön plana çıkartan e, bir belge haline dönüştürüldü Milli Güvenlik Konseyi Evren ve arkadaşlar tarafından biliyoruz. E, daha sonra bu sefer de başka bir sorun ortaya çıkmaya çalışıyor. Şu ana kadar hep 80'lerde biz ne konuştuk sizle birlikte? Askerin e, sivil siyaset içerisinde olması için ilk Genellikle şu söylenmiş, işte iktidarlardan, işte Demokrat Parti'nin iktidarlardan memnun olmayan askerin e, e, bir şekilde kontrolü elinde tutmaya çalışması. Fakat 80'lerle birlikte artık farklı boyutlar ortaya çıkmaya başladı. Bu sefer iki mesele ön plana çıktı. Askerin sivil siyasete doğrudan müdahalesini sağlamak için. Birincisi burada bahsedildiği gibi Kürt sorunu ki 12 Eylül döneminde işte yapılan özellikle Diyarbakır başta olmak üzere işte insan haklarına aykırı hapishanelerdeki yapılanların bir süre sonra bu PKK terör örgütünü besleyerek büyütmesi ve Kürt sorunu meselesinin daha da bu noktada nispeten çözüm önerilerinin askeri boyutta kalması aynı zamanda askerin de sivil siyasete rahat müdahalesini ortaya açacaktı. Bir diğer sorun ise elbette gelecek hafta daha çok detaylarla konuşacağımız layıklık meselesi olacaktı. Şimdi iki mesele de e, özellikle e, askerin hassasiyet göstereceği ama bu hassasiyetle birlikte bu hassasiyeti biraz da açıkçası kullanarak sivil siyasete rahatlıkla müdahale edebilecekleri bir alan haline dönüşmüş. Hatta burada da dediğimiz gibi PKK'nın bir süre sonra işte Kürt sorunu meselesinde bir uluslararası destek alabilen bir terör örgütüne dönüşmesine de yol açmıştı. Dolayısıyla artık sivil siyaset ile ordu arasındaki ilişkileri biz iki mesele üzerinden görmeye başlıyoruz ve 80'lerden itibaren de asker bu noktada gücünü bu iki hususta birleştirmeye çalışıyor. Sol zihniyeti bastırmaya başlarken eee şunu en azından anladığım kadarıyla e, sormaya e, sormanı sorduğunu düşünüyorum. E, i̇ktidara yakınken yani baktığınız zaman asker sol, e, en azından sola karşı bir tutumu söz konusu. Ama niye örneğin Demokrat Parti iktidardan e, düşürüyor ya da Adalet Partisi'ni ya da Demirel'i iktidardan düşürüyor sorusu anladığım kadarıyla burada mevcut Gülşen Sen'in sorunu Onu da şu şekilde açıklayabiliriz. Aslında askerin bu noktada işi sadece ideolojik boyutuyla ele aldığını söylememiz çok mümkün değil. Yani asker sadece bir sol anlayışa karşı hareket ederek işte bir sağ muhafazakar bir yapı kuralım anlayışıyla hiçbir zaman hareket etmiyor. Askerin buradaki daha ziyade motive aracı tamamıyla sivil siyaseti e, tahakküme altına almak. Dolayısıyla işte Demir'elin ya da diğer isimlerin askerle hatta Menderes'in, e, ki Menderes bu konuda çok iddialıydı. Benim askerle aram çok iyi. İşte kardeşi biliyorsunuz Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes. Onu yani onun sayesinde ki daha sonradan da Ethem Menderes'in de darbeden haberdar oldu, ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla e, burada asker e, ideolojilerle ilgilenmiyor. Askerin bu noktadaki ilgilendiği husus Sivil siyasete tahakküm kurabilmek. Dolayısıyla o tahakküm şimdi ülkücüler diyorsun. Dolayısıyla bu tahakküm içerisinde e, ülkücülerin de, e, komünistlerinde, da, komünistlerin de herhangi bir sivil ideolojiyi destekleyen herhangi bir unsurun e, siyaset içerisinde güç kazanması demek. Askerin gücünün her halükarda e, azalması demek. Çünkü asker e, bu sivil siyasette ülkücü olsun, İslamcı olsun ya da farklı... E, aktörler olsun gücü arttırdığı müddetçe kendisinin gücünün azalacağını düşünüyordu. En azından o dönem içerisinde böyle bir anlayış vardı. Şimdi size ben şunu en basinden örnek olarak vereyim. 80'lerden sonra şimdi konuşacağız zaten. Hani sorduğun soruya belki paralel olarak. E, Turgut Özal dönemi geliyor. Şimdi Turgut Özal dönemi iktidara geldiğinde ilk şu soruldu. Yahu e, Turgut Özal'a e, iktidar bırakılacak mı? 3 parti seçime giriyor 83'te. Turgut Özal ve iki diğer parti. ikisi de gene devrilip kontrolünde. Ama öte yandan bakıyorsunuz madem ki böyle bir gerilim var sanki öyle bir çerçeve çizilmiş ki Turgut Özal sanki askerin müdahalesine en baştan beri karşı. Hayır sus, Turgut Özal 80 darbesi ve devamında da daha öncesinde de askerler zaman arasını iyi tutan iyi ilişkiler içerisinde bulunan önemli bir bürokrat olarak sahneye çıkmıştı. Şimdi dolayısıyla ideolojik açıdan bu noktada bir farklılık bizim için önemli. Burada önemli olan Gücü elinde tutmak ki Kenan Evren de aslında Özal'ın iktidar olmasını her ne kadar istemese de e, hatta bunun için dediğim gibi iki tane de siyasi parti kurdurmuş olsa da seçimlerde istenilen başarıyı sağlayamadı. Dolayısıyla istenilen şey ideolojiden ziyade güçlü bir aktör olması. Birçok dediğimiz gibi ülkücüler, İslamcılar, komünistler ki hepiniz bu baktığımızda bütün siyasi partiler, Mikail söylemiş, bütün siyasi partilerin 12 Eylül'den şikayeti vardır. Bugün iktidar partisinde vardır. Bugün baktığınızda eh, milliyetçi partilerinde vardır. İslamcı partilerinde vardır. Komünist partilerinde vardır. Sosyalist partilerinde vardır. Çünkü e, temel olarak mücadele edilecek olan husus e, doğrudan doğruya e, sivil siyaset. Sivil siyaset içerisinde herhangi bir ideolojinin varlığının olmaması. Bu ayrımı dikkat edersek en azından askerin neden e, ideoloji ayırt etmek sizin 12 Eylül'de o dönemde mücadele ettiğini bize çok rahat bir şekilde gösteriyor. Ama hani şunu çizmek lazım. Bu böyle devam etmiyor. En azından bu çerçevenin bu şekilde devam etmediğini biz görebiliyoruz. Nasıl devam ediyor? E, i̇şte Özal'ın iktidara gelişi, Özal'ın yavaş yavaş o gücü kırmaya başlaması, e, askerin gücünü hatta işte 90'larda Necip Torumtay'ın Körfez krizinde öz anlaşamayıp istifa etmesi ki o dönemde istifa etmek o zamana kadar hiç olmamış, belki de hiç görülmemiş bir hamleydi. dolayısıyla yavaş yavaş bir sivil siyasete girilebilir mi sorusu vardı. Askeri güç anayasayla aslında düzenlendi. 82 Anayasasına bakarsak anayasaylarla ilgili konuştuğumuzda göreceksiniz. Özellikle Milli Güvenlik Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu'nun yapılanmaları ee, onun dışında işte 2000'lerde kaldırılan e, Emasya protokolü birazdan bahsedeceğiz. E, bütün o e, askerin Milli Güvenlik Kurulu'nun yeniden yapılandırılması yani daha doğrusu kurulması sürecinde 82 Anayasası'nda gücün e, işte askeri mahkemeler, e, askeri yargı mahkemeleri adli e, aynı zamanda idari farklı boyutlarıyla dolayısıyla e, bunu görüyorsunuz. E, şimdi 82 Anayasası'na kanunu sormuşsun %92 oy veriliyor. Ben size 82 ile 61 anayasası arasındaki farkları söylemiştim. 61 anayasasındaki bu iki farklılık geçtiğimiz haftayı da tekrar etmiş olalım. İki farklı ikisinde de ortak özellik olarak referandum var. Ama ikisinin referandum şartları farklı. 61 anayasasında anayasaya tepki gösteren bir demokrat parti e, muhalefeti var. Yani demokrat partiden kalan muhalefet var ve 61 anayasası nispeten daha demokratik e, ölçülerde demokrasi dik bir seçim ortamı içerisinde referandum oynamıyor. Ee, ki e, e, bu de, e, bunun en azından nispeten demokratik olması %60, %40'lık bir neredeyse hatta 59 yanlış hatırlamıyorsam ya da 60'larda bir şeydi. Kabul oluyla geçmesine yol açıyor ki dediğimiz gibi Demokrat Parti ve daha sonra Adalet partisiydi o kitle e, o dönem içerisinde e, bu noktada e, bunu görüyoruz. 61 anesinde. 61'den önce şimdi 80 hani hikmet söylemişsin çatışmalar Asker ortamları 80'den önce tam anlamıyla bir anarşinin doğması. Bir kere bu çok önemli bir etmen. Türkiye'de biliyorsunuz şiddet ortamı, şiddet ortamı oluştuğu zaman bizim hepimizin işte annelerimizin, babalarımızın, etrafımızdakilerin bildiği o ortamdan bir şekilde devletin limanına sığınmak. İşte bunu devlet aygıtın ya da askerin bunu önleyeceği düşüncesi. Şimdi i̇şte bu önemli bir düşünce bir, iki. 82 anayasasında %100 yüzde, neden %92? Yüzde ben de şunu soruyorum. 82 anayasasında nasıl ki 61 anayasasına referandumda muhalefet edecek bir siyasi hareket var. Demokrat Parti'nin devamı. Peki 82 anayasasında nasıl bir siyasi hareket var? Bütün siyasi fırkalar kapatılmış. E, ortada herhangi bir siyasi partinin faaliyet gösterebilme imkanı hiçbir şekilde yok. Bu bunu bir kenara koyuyorsunuz. Ondan sonra anayasal süreçlerde takip ettiyseniz bilmişsinizdir. Kenar evrenin işte e, konuşmaları bir nevi gövde gösterileri, şehirlere gitmesi. Şimdi askeri bir darbe ortamı var. Belediye başkanından tutun da bütün sivil, sivil olması gereken siyasetçilerin hepsi asker o dönem içerisinde. Sivil siyasetin belki de tek bir zerresi yok ve kenar evren halka meydana çıkıp işte buna evet oyu verin propagandası Şimdi böyle bir ortam içerisinde, böyle bir en azından seçimler noktasında bir eşit bir çaba ya da bir mücadele ya da bir faaliyet alanı olmadığı müddetçe %92'lik bir oy oranı çıkması çok da şaşırtıcı olmasa gerek. Yani çok bunun demokratik çerçevede olduğunu söylemeyiz. Bir diğer geçti. geçtiğimiz hafta söyledim ince bir ayrım. Onu hatırlarsınız. 61 Anayasasında referandum reddedilseydi ne çıkardı? referandum reddedilseydi yeniden seçimlerin olacağı yazıyordu. Çok net bir şekilde hüküm altına alınmıştı o referandum. Fakat 82 Anayasası'nda olası bir red durumunda ne olacağı herhangi bir hüküm altına alınmamıştı. Kenan Evren bunu özellikle hani halkın evet vermesi için hani olası bir kargaşa, kaos vesaire e, en azından böyle bir red oyu verilirse e, böyle bir şey olacağı belki de halka hatırlatılmak e, için orası müdevi boş bırakılmıştı. Hani te, ortaya doğrudan doğruya tek bir sonucun hedeflendiği bir referandumdan ya da seçimden bahsediyorsunuz. Dolayısıyla %92'lik 92 lik bir oyda e, burada çok şaşırtıcı olmasa e, gerek e, bütün etmenleri bahsetmiş olduğum bütün faktörleri düşündüm işte. Fakat 90'lara geldiğimizde işte Özal'ın yavaş yavaş o süreci başlatması ama Özal'ın vefatından sonra tekrar askerin gücünün arttığı bir döneme biz giriyoruz. tabii o dönem içerisinde bir yandan Kürt meselesi, PKK terör örgütünün yapmış olduğu faaliyetler, saldırılar, saldırıların artması, artışla birlikte yaşananlar tekrar askerin sivil siyaseti ee, Özal'dan sonra tekrar hızlı bir şekilde toparlanması öte yandan 90'larla birlikte yeni bir hareketin o dönem güç kazanması siyaset içerisinde Milli Görüş Hareketi Refah Partisi'nin belediyelerde büyük belediyelerde e, seçimleri kazanması işte İstanbul Ankara 94 seçimleri daha sonra genel seçimlerde 120'nin üzerinde oy alması bir anda askerin tekrar bu iki mesele üzerinden o 80'lerden gelen şeyi hızlı bir şekilde tekrar e, bir nevi sivil siyaseti kontrol altına almaya çalışmasına yol açacaktı. Hepinizin bildiği gelecek hafta biraz daha detaylarıyla ekip meselesinde konuşacağımız 28 Şubat süreci daha sonrasında işte o Refah Partisi'ne yönelik 28 Şubat 1997'deki o postmodern darbe ondan kısa bir süre önce işte Sincan'da tankların yürütülmesi aslında o darbenin demeyelim ama bir postmodern darbe ya da işte bir yine benzer bir muhtıra girişimine yol açacak. Daha sonrasında da işte Erbakan hükümetinin refah yol hükümetinin dağılmasına yol açacaktı. Bu da bu noktada 90'larda sivil siyaseti askerin doğrudan müdahalesinin bir örneği haline dönüşecekti. Tabi daha sonrasında bizim 97'den sonra artık yavaş yavaş sürecin değişmeye başlayacağını biz görüyoruz. Aslında değişeceğini ya da değiştiğini düşünmeye ya da en azından böyle bir algının oluşmaya başladığını görüyoruz. Onu temel sebebi de burada çizmiş oldum. Avrupa Birliği e, üyelik süreci. Şimdi Avrupa Birliği üyelik süreci Kopenhag kriterlerine baktığınızda gerekli bir koşul nedir? Sivil asker ilişkilerinin askeri vesayetten ziyade sivil e, siyasetin ön plana çıktığı ki bu Kopenhag kriterlerinde de politik kriterlerde de açıkça belirtilen Şimdi böyle bir durumda e, 2002'de e, AKP'nin iktidara gelmesinden sonra e, sivil siyaset içerisinde de e, evet bunu bir an evvel Avrupa Birliği süreciyle eşdeğer bir şekilde e, götürelim anlayışı vardı. Tabi AKP'nin kadrolarına milli görüşten gelmesi ve Refah Partisi'nin yaşatmış oldukları da önemli bir at, e, etmendi e, o dönem içerisinde. Ve dolayısıyla 2002'den itibaren hızlı bir şekilde Avrupa Birliği reformları çatısı altında, onu da ifade etmiş oldum. Bu çatı altında birçok o dönemde değişiklik yapılmak istenmişti. Ki yapıldı da bir kısmı. Şimdi onu da göstereceğim makaleden. Bu değişiklikleri de bilin. Kuralsal değişiklikler olarak geçiyor sayfada. ilgili yerde başlık olarak 144'te. Nedir bu değişiklik? İşte 12 Eylül'den gelen hani dedik ya anayasal bir güç haline getir nasıl getirildi diye işte Milli Güvenlik Kurulu o dönemde daha karar alma mekanizmasında önemliyken şimdi bu değişiklikler de 2000'den sonra istişare bir organ haline getirilmesi. MGK'nın genel sekreterinin o dönemde asker olması iken şimdi sivillerden atanması ki biliyorsunuz MGK'nın yapısı içerisinde de günümüze kadar oldukça değişmiştir. Şu anda da e, yine bildiğim kadarıyla sivil üye sayısı asker üye sayısından daha fazladır. E, bütün bu hani değişiklikler, dönüşümler e, işte size bahsetmiştim emniyet asayiş yardımlaşma protokolü 28 Şubat döneminde çok konuşulmuştu. E, Emasya'nın yürürlükten kaldırılması. Yüksek Öğretim Kurulu, Radyo Televizyon Üst Kurulu gibi devlet organlarına asker üye dahil edilmesi ki 12 Eylül'de gelen yine önemli bir maddeydi. Bunların kaldırılması. Ee, işte Yüce Divan sıfatıyla Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanlarının yargılanması ki daha sonrasında bu uygulanmamıştı. Balyoz sürecinde İlker Başbuğ'un sivil mahkemelerde yargılandığını biliyoruz. Dolayısıyla baktığımız zaman işte yine Milli Güvenlik Siyaset Belgesi meşhur kırmızı kitap olarak da bilinir. E, siyasi otoritenin belirleyici olması gibi. işte Yüksek Askeri Şura ki en çok konuşulan, bugün bile konuşulan, bugün en sonki Yüksek Askeri Şura'da da biliyorsunuz çok tartışma vardı. E, buna ilişkin yargı yoluna başvurma imkanı gibi birçok önemli kuralsal değişiklikler yapıldı. Şimdi tabloya böyle baktığınız zaman evet bu kuralsal değişiklikler oldukça önemli ve e, bunları okuyan birisi için ya evet Türkiye'de sivil e, siyasete geçiş sürecim başlıyor sorusu ortaya çıktı. Fakat bunun biz e, ilerleyen aşamalarda en azından burada da e, göreceğiniz üzere ilerleyen süreçlerde e, en azından nispeten e, erimeye başladığını biz görürüz. Aslında bu süreçler içerisinde askerin belli bir kanadının da hükümetin o dönem reformlarını bu reformların desteklediğini özellikle Avrupa Birliği üyeliği yine aslında o Menderes'teki NATO üyeliği gibi en azından bunun ufukta gözükmesiydi. Bunları desteklediğini biz biliyoruz. Fakat bir yandan da bundan memnuniyetsizliğini de dile getirenler de vardı. En azından asker içerisinde böyle bir ayrımın olduğunu biz en azından tespit edebiliyoruz. İktidarın ise burada daha ziyade bu rahatsızlıkları artık tam anlamıyla önleme niyeti vardı. O önleme niyeti de o rahatsızlıkların 27 Nisan 2007'de bir e-muhtıra olarak dile getirilmesinden sonra artık hani biz tam anlamıyla askerin bu noktada gücünü kırmamız lazım anlayışının ortaya çıktığını görüyoruz. Çünkü 27 Nisan'da hatırlarsanız Yaşar Büyük Anıt'ın bir muhtırası yine laiklik karşıtı faaliyetleri vurgulayarak işte genel kurmayın adresi internet sitesinden. Daha sonra hükümetinse e, daha e, aslında ben bunu hep Refah Partisinden alınan ders olarak görürüm. çünkü Refah Partisi döneminde. Hatta gelenekçi yenilikçi ayrımının temelinde de bu yatar. O dönemki yenilikçilerin daha sonra AKP'yi kuran kadronun Erbakan'a yönelik en büyük eleştirisi de Erbakan niye askere karşı çıkmadı diye. Bu sefer bunu belki de bir hata ya da ders olarak görüp işte sert bir açıklama yapıp işte Genelkurmay Başbakan, Başkanlığı hani 60 Anayasası'nda bahsettik ya 61'de, başbakanlığa bağlıdır. Bu bağlılığı vurgulayarak böyle bir açıklama yapamayacağını söylemesi. Bir anda bu karşı çıkışın Avrupa Birliği, Batı ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ya da diğer güçler tarafından da desteklenmesi işte biliyorsunuz AB üyeliği süreçleri Türkiye'de o dönemlerde çok popüler bir süreçlerdi. Bir anda böyle bir dış desteğin alınması bir anda iktidarın elini oldukça güçlendirecekti. Şimdi burada sizin önünüze iki yol çıkıyor. Ya e, bu noktada sivil siyasetin gücünü artırırsınız, askerin gücünü azaltırsınız e, ya da e, bir yandan sivil e, siyaseti e, bu noktada ön plana çıkarırken öte yandan askerin gücünü de tam anlamıyla kıramazsınız. Yani Türkiye'de yaşanan aslında birincisi gibi gözükse de hep birinci olarak yaşandı söylese de tam tersi bir şekilde askerin gücünün benzer şekilde sürdürülebildiğini biz gördük. Peki bu nasıl oldu? Burada da şöyle bir sonuç ortaya çıkacaktı. Mücadele askerin sivil siyasete müdahalesini önlemekten ziyade sivil siyasetin isteği doğrultusunda hatta siyaset de demeyelim bir e, dini oluşumun tarikatlerde, cemaatlerde konuşacak bir dini oluşumun isteği doğrultusunda hareket etmek isteyen bir yapılanmanın oluşturulmaya çalışması görüyoruz. Hani bundan kastımız nedir dersek e, işte önce e, bu muhtıra reddinden sonra akabinde başlayan işte ergene kombalyoz süreçleri, kompasları daha sonra askeri komut akademisinin değiştirilmesi 2011 yaş işte Yüksek Askeri Şura'da o kom kom komut akademisinin değişmesiyle bahsettiğimiz e, o dönem içerisinde cemaat olarak görülen Fethullah Gülen terör örgütünün e, üyelerinin askeri komut akademisine dahil edilmesi. Şimdi böyle bir tablo içerisinde siz sivil siyasete geçiş yaptık diyemezsiniz sadece e, askeri e, askeri gücü içerisinde aktörlerin el değiştirdiğini e, tespit edebilirsiniz ki bu tespit daha öncesinden de yapıldı fakat bu uyarılar fazla dikkate alınmadığı için de hepinizin bildiği gibi 15 Temmuz 2016 e, darbe girişimiyle e, karşılaşıldı. Dolayısıyla baktığımız zaman bizim bu süreci e, tam anlamıyla e, bir sivil siyasete dönüş olarak nitelendirmemiz Türkiye'de e, maalesef ki çok mümkün değil. Ki kesa bugün de aynı şeyi e, en azından söyleyebilmek Mümkün işte geçtiğimiz günlerde yaşanan işte anayasa mahkemesi üyesinin yaptığı paylaşımdan bile bu noktada bugün bile biz oturup işte televizyonlarda bir hafta askeri darbe üzerine konuşmalar yapıyoruz. E Türkiye'de böyle bir durum söz konusuysa konusuyken hala işte FETÖ operasyonları devam ediyorken sizin de elbette sivil siyaseti askeri içerisinde FETÖ operasyonlarından bahsediyorum. E, biliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir sivil siyasetten bahsetmeniz mümkün değil. O dönemki gelişmeleri de en azından doğrudan doğruya sivil e, siyasete geçiş olarak değerlendirebilmekte de çok olası e, en azından gözükmüyor. tabii. Ama bizim için önemli olan bu noktada genel çerçeve. Genel çerçeveyi en azından e, nasıl e, çizmeye çalıştığımız. Bunları anlatmaya sizlerle çalıştık arkadaşlar. E, tarihsel çerçeveyi ele aldık ve sivil ordu ilişkilerinin 2000'lerden sonra nasıl e, dönüştüğünü e, ele aldık. Tabi bu mesele Türkiye'de birçok meseleyi de bir, bir anda etkileyen ve öte yandan da onları en azından dönüştüren, değiştiren bir husus. Peki nedir diğer meseleler? İşte haftadan itibaren konuşacağımız laiklik meselesiyle başlayacağız. Diğer işte Kürt sorunu, Alevi sorunu baktığımız zaman askerin aslında bütün bu sorunlar içerisinde bir yerde bir rolünün olduğunu ya da sivil ordu ilişkilerinin bir yerde bu diğer sorunları etkileme kapasitesinin olduğunu da bilmemiz en azından gerekiyor. Sorusu olan varsa bu esnada yazabilir arkadaşlar. Önümüzdeki hafta dediğimiz gibi biraz daha şimdi diğer bir boyutu olan Türkiye'de lehiklik meselesi. Bu mesele nasıl algılanıyor? Özellikle 90'lı yıllardan itibaren nasıl bir sorun oldu? 28 Şubat süreci nasıl geldi? Bugün neler tartışılıyor? Yine tarihsel süreçten başlayarak günümüze gelerek e, Türkiye'deki o politik sistem içerisinde nasıl e, ele alındığını da e, aktarmaya anlatmaya çalışacağız. Bir aksilik olmazsa bir iki gün içinde sisteme e, ilgili haftanın okumasını da yükleyeceğim arkadaşlar. Okumalarınızı daha önceden de söylediğim gibi ALMS sistemi üzerinden e, indirebilir. Yani en azından oradan e, okumalarınızı Yapabilirsiniz dersin önce biz dersimize normal bu sıradaki e, bahsettiğimiz gibi bu süreç üzerinden e, devam e, edeceğiz e, önümüzü bir görelim yani eğitim üniversitedeki eğitim süreci nasıl olacak bir iki hafta içinde herhalde netleşir e, diye düşünüyorum ona göre e, nihai süreci e, birlikte götürmeye çalışacağız yani ne karar çıkar bilmediğimiz için herhalde bu hafta dediğim gibi konuşulacak ona göre biz de bir rotamızı çizeriz e, özellikle sunum istediğimi söylemiştim ama şu anki koşullarda bunu konuşuyoruz. Ne olacağını şu an için kestiremediğim için bir şey söylemiyorum ama hani zaten onu final zamanına yakın düşündüğüm için şu an için çok aciliyeti olan bir mesele değil. Alınabilecek kararlara göre, üniversitenin alacağı kararlara göre, işte Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek kararlara göre biz de ona göre bir yöntem, bir yol bulmaya çalışırız. Bu konuda içiniz rahat olsun. Umarız kimseyi mağdur etmeden bu sorunlar kısa bir sürede çözülür. Bugünlük hadi sorusu olan yok. Biraz laf kalabalığı yaptım yine. Ee, sorusu olan gördüğüm kadarıyla yok arkadaşlar. Ee, normalde akşam dersini açıyorum. Bunu da tekrarlanmış olayım. Hani benim için öncelik YouTube'daki derslerini çünkü sıkıntısız bir şekilde size ulaştırmaya çalışıyorum. Hala da buranın en iyi yöntem olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla buraya gelen, katılan ikinci öğretimdeki arkadaşlar ya da daha sonra iki saat sonra akşam izleyen arkadaşlar yani, yani, akşamki yayına katılmasına gerek yok. Ben sadece bu ilgili dersten önemli yerleri kısaca gösterip akşam ders yayını o şekilde yapıyorum. Sorusu olan olursa gelir sorar o ayrı bir konu. Kimseye niye geldiniz demem ama yani bunu ifade etmiş olayım. Hani benim için öncelik elbette buradan verilecek yayın. Gerisi bize bildirilen formata, prosedürlere uymak için yapılmakta. Buradaki dersi takip ettiğiniz ki dersimizi de gayet bu noktada takip ediyorsunuz. Güzel bir şekilde götürmeye inşallah devam ederiz. Bu noktada bir sıkıntı yok. Onu da tekrar hatırlatmış olayım. Ama akşam dersini açıyoruz zaten. ilgili ders saatinde 8'de. İsteyen dediğim gibi hani illa ben o saatte izleyeceğim hocam diyenler. Tekrarını burada ben oynatıyorum. Kısaca bir iki cümle özetliyorum o kadar. Onun dışında bir şey yapmıyorum. Bunu da tekrar ifade etmiş olayım. Ee, tekrar katılımınız için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Önümüzdeki hafta bir aksilik olmasa yine 1.15'te e, dersimizi e, götürürüz. Yine yani bir değişiklik olursa da zaten haberleşiriz. Kendinize iyi bakın. Çalışmalarınızda e, kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar.